Allah'ı bilmek ne demektir? Allah'ı hakkıyla bilmek nasıl olur? Allahu Teala'yı tanımak insanın temel görevidir. Zariyat suresinin 56. ayetinde geçen ibadet kavramı Allah'ı tanımak, marifet anlamına da gelir. Nitekim Hasan el Basri, Mücahit bin Cebr ve İbni Cüreyç ayetteki ibadet kelimesine marifet anlamı vermişlerdir. Buna göre ayetin anlamı "Ben cinleri ve insanları ancak beni tanısınlar diye yarattım" şeklindedir. Rabbimizi ancak Kur'an ve Sünnette belirtilen isim, fiil ve sıfatlarıyla tanıyabiliriz. Allah'a iman, Allah Teala'nın varlığını, birliğini, yaratan, yaşatan, rızık veren ve besleyip büyütenin yalnız o olduğunu ondan başka ibadete layık mabut bulunmadığını, ibadetin sadece ona yapılması gerektiğini, onun ezeli ve ebedi olduğunu, bütün kemal sıfatlarla muttasıf ve noksan sıfatlardan münezzeh bulunduğunu, Kur'an ve sünnette belirtilen isim, fiil ve sıfatlarıyla bilip inanmayı gerektirir. Ona iman, aynı zamanda ona ibadet ve itaat etmeyi, Kur'an ve sünnette yer alan emir ve yasaklara, öğüt ve tavsiyelere uymayı, helal ve haramlara riayet etmeyi gerekli kılar. Allah Celle Celaluhu'nun zati ve subuti sıfatları. Zati sıfatları. Zati sıfatlar vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis ve kıyam bi nefsihi olmak üzere altı tanedir. 1. Vücut. Vücut Allahu Teala'nın var olması demektir. Allah Teala vardır. Varlığı kendiliğindendir. Yani Allah Teala yaratılmış değildir. Her şeyi o yaratmıştır. O olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Hiçbir şey kendiliğinden meydana gelmemiştir. Hepsi Allah Teala'nın yaratmasıyla var olmuştur. Hayatlarını Allah Teala'nın lütfu keremiyle devam ettirmektedirler. 2. Kıdem. Kıdem, Allah Teala'nın varlığının evveli ve başlangıcının bulunmaması, ezeli ve kadim olması demektir. Bu sıfat, Allah Celle Celaluhu'nun yaratılmamış olduğunu, onun olmadığı hiçbir zamanın bulunmadığını ifade eder. Çünkü zamanı ve mekanı yaratan da Allah Teala'dır. 3. Beka. Beka, Allah Teala'nın baki, ebedi, sonsuz, ölümsüz olması ve varlığının sonu olmaması demektir. Sonlu olmak, ölümlü olmak, bir gün yok olmak, yaratılmış varlıkların özelliğidir. Kainatta gördüğümüz ve görmediğimiz, küçük ve büyük bütün varlıklar sonludur, ölümlüdür. Bir gün yok olacaklardır. Allah Celle Celaluhu ise böyle değildir. O yaratılmadığı için fani, sonlu ve ölümlü değildir. O varlığı zorunlu tek varlıktır. Her canlı ölümlü, o ise ebedidir. 4. Vahdaniyet. Vahdaniyet Allah Teala'nın bir ve tek olması demektir. Allah Teala zatında, sıfatlarında ve işlerinde tektir eşi, benzeri ve ortağı yoktur. İhlas suresinin de ki, o Allah Teala bir tektir anlamındaki ayeti Allah Teala'nın bu sıfatını ifade etmektedir. İslam dininin tevhid dini olması, Allah Teala'nın tek ilah ve tek mabut olması esasına dayanır. Ondan başka ilah kabul etmek şirktir. Şirk ise, Nefse en büyük zulüm, en büyük günahtır. Kelime-i tevhid, yani la ilahe illallah cümlesi Allah Teala'nın tekliğini ve eşsizliğini, ondan başka ilah olmadığını ifade eder. Kur'an-ı Kerim baştan sona Allah Teala'nın birliğini anlatan ayetlerle doludur. 5. Muhalefetün lil havadis muhalefetün lil havadis, Allah Teala'nın yaratıklarından hiçbirine benzememesi demektir. Biz Allah Teala'yı nasıl düşünürsek düşünelim, o bizim düşündüğümüzden, aklımıza, hayalimize ve hatırımıza gelen şeylerden başkadır. Hiçbirine benzemez. Çünkü bizim Allah Teala'ya benzetmek istediğimiz şeylerin hepsi yaratılmış, ölümlü, muhtaç ve aciz varlıklardır. Halbuki Allah Teala yaratılmış aciz, muhtaç ve ölümlü bir varlık olmadığı gibi cisim, cevher ve araz da değildir. Allah Teala zatı, sıfatları ve fiilleriyle hiçbir yaratığa benzemez. Mesela insanların gücü, görme, işitme ve bilme gibi yetenekleri vardır. Allah Teala'nın da gücü, görmesi, işitmesi ve bilmesi vardır. Ancak insanların gücü görmesi, işitmesi ve bilmesi, Allah Teala'nın gücü, görmesi, işitmesi ve bilmesine asla benzemez. 6. Kıyam bi nefsihi. Kıyam bi nefsihi Allah Teala'nın varlığının kendiliğinden olması, başkaları tarafından var edilmemiş, yaratılmamış ve doğmamış olması demektir. Yaratılmış varlıklar Varlıklarını sürdürebilmeleri için Allahu Teala'ya muhtaçtırlar. Allah Teala ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Zaman ve mekandan münezzehtir. Zamanı da, mekanı da, diğer varlıkları da yaratan odur.